Dent Akademi'yle Hayata Gülümseyin programından herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Dent Akademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeyiz. Çocuk Diş Hekimi Yardımcı Doçent Doktor Barış Karabulut hocamız var yanımda. Çocuklarda ağız ve diş sağlığında nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve aynı zamanda flor uygulamalarını konuşacağız bugünkü yayınımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çocuklarda diş tedavisi herhalde yetişkinlere göre biraz daha farklı oluyor. Evet. Daha dikkat edilmesi, dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün bunları konuşacağız. Hı-hı. Bir sürü sorum var, size soracağım hepsini. Ben öncelikle çocuklarda diş sağlığında ilk diş muayenesini ne zaman yapmamız gerekiyor? Bunu sormak istiyorum. Biz çocukları ilk defa, yani ilk dişleri çıktıktan sonra bir tanışma seansı isteriz aslına bakarsanız. Bu da yaklaşık olarak 6. aylara gelir ama en geç ihtimali söyleyeyim, 2,5-3 yaş aralığında ağızdaki tüm süt dişleri ağızda yerini aldıktan sonra diş hekimiyle tanışmak için en sınır yaştır. Ama 6 aylıktan itibaren düzenli kontrollerle diş hekimine de gelebilir aileler. Hatta hamilelik döneminde bile gerekli bilgileri almak için diş hekimlerine, çocuk diş hekimlerine başvurabilirler ama en geç 3 yaşında her çocuk muhakkak diş hekimini görmeli ve tanışmalı. Evet. Peki ilk diş sürümü 6 aylıkken başladı. Evet, 6 aylıkken. İlk diş çıkmaya başladıktan sonra nasıl bir yol izlemeli aileler? Özellikle evde çocuklarını birazcık da hani dişlerinin çıktığına alıştırmak, onların bakımını yapmalarına birazcık daha böyle itmek için. Evet, yani 6 aylıkken ilk dişler çıkmaya başlar dedik. Aslında ilk diş çıkmaya başladığı zaman bakımda bir diş onunla beraber başlıyor. Aileler bu konuda şaşırıyorlar, hani bu kadar erken diş fırçalayacak mıyız diye. Belki onun adına fırçalama demeyebiliriz ama bir temizleme diyebiliriz. Ağızda uzun süre, mesela biberonlu süt veya anne sütü uzun süre kalmasını çok istemeyiz. Sadece çıkan iki tane diş dahi olsa bunların muhakkak bir şekilde fırça olabilir veya başka temiz bezler olabilir. Bunlarla silinmesini isteriz. Bakım dediğim gibi hemen başlıyor. Bunun yanında asıl en çok dikkat edeceğimiz, yaş ilerledikçe çocuğun beslenme çeşitliliği arttıktan sonra beslenmesine dikkat etmek lazım. Burada nedir dikkatten kastımız? Hani her zaman akla ilk önce şeker, çikolata gelir. Kesinlikle. En zararlılar bunlardır, doğru. Ama aslında biz bunu besin grubu olarak çoğalttığımızı, genişlettiğimiz zaman karbonhidratlar demeliyiz. Karbonhidratlar, tabii karbonhidratlar ve asit üreten bütün yiyecekler. Bunları kastediyoruz aslında. Yani burada işte kekler, börekler işte gibi karbonhidrat içerikli tüm gıdalar bizim için karyojenik dediğimiz, yani çürük yapıcı gıdalar olarak geçer. Bunların sıklığını bir de ağızda kalma süresini azaltmamız gerekiyor. İlk önce koruyucu tedbirler bunlar. Daha sonra dişlerini muhakkak günde iki kez en az fırçalamak ve düzenli diş hekimleri kontrolüne götürmek de bu bakım çerçevesi içinde yer alan diğer konular. Peki biberon çürüğü diye bir şey var. Özellikle bebeklerde ve süt tüketen yaşlarda, yaş gruplarında. Bu biberon çürüğünü önlemek için, önüne geçmek için neler yapılabilir? Literatürde biberon çürüğü, yani yıllarca bu çürük işte çok yabancı literatürlerde de çok sık isim değiştirmiş ama en sonunda biberon çürüğünün adı da erken çocukluk çağı çürüğü olarak değiştirilmiş. Çünkü her çocuk biberon kullanmıyor. Aslında biberona vurgu yapılıyor ama aynı aileler bizim çocuğumuz biberon kullanmıyor diyor. Dolayısıyla daha geniş bir terim olarak erken çocukluk çağı çürüğü diyoruz. Bu tamamen süte bağlı bir şey. Anne sütü olabilir, biberona olabilir veya mamaya bağlı olabilir. Buradaki kilit nokta şudur. Sütle veya yiyecekle, mamayla, biberonla uyumaktan bu çürükler oluşuyor. Yaklaşık işte çocukların çok uzun süreler uyuduğunu düşünürseniz, yani akşamdan itibaren yani 8-10 saatlik uyku periyodunda tükürük akışının azaldığı, çok minimuma indiği durumlarda ağızda süt, hele ki süte katılmış başka yardımcı işte tatlandırıcılar varsa veya mama gibi şeyler varsa dişlerin çürümemesi mümkün değil. Bu uzun saatler boyunca dişler hiçbir bakım almadığı gibi sürekli dışarıdan yiyecekle temas ettiği için çok kısa sürede inanılmaz derecede agresif ve çok hızlı ilerleyen çürüklerle karşılaşıyoruz. İşte literatürde de bunlara işte daha erken, bir önceden pek çok isim verilmiş ama sonra isim genişletmek için dediğim gibi erken çocukluk çağı çürüğü denmiş. Biberon çürüğü de denebilir. Yani ama dediğim gibi anne sütü dahi dişleri çürütebilir. Çürütebiliyor, evet. Etkili olabiliyor. Evet. Bir de çocukluk yaşlarında özellikle süt dişlerinde çürük olduğu zaman aileler çok önemsemiyor. Nasıl olsa bunlar geçecek, dökülecek vesaire diye önemsemiyorlar ve aslında çocukta ağrıya sebep olabiliyor ya da sonraki
kalıcı dişleri çıktığında da herhalde soruna sebep olabiliyor. Evet. Burada aileler aslında uyarmak gerekiyor herhalde. Muhakkak. Yani burada hani biraz bilinç düzeyinin artması gerekiyor. Bizim gibi yani toplumlarda hani sürekli artık yeni böyle dijital çağla karşılaştıktan sonra her şeyi Google'dan öğrenme gibi bir alışkanlık var. Ama bu konuda bazen meslektaşlarımıza da ben bazen kızdığım noktalar oluyor. Mesela bazı ailelerde diş hekimine götürdüklerini ama diş hekiminin dahi ne de olsa bu dişler düşecek bir şey yaptırmanıza gerek yok gibi yaklaşımlarda bulunduğunu söylüyorlar. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Süt dişlerinin son derece önemli olduğunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Bir kere süt dişlerini çok kısa ömürlü olarak dişler olarak düşünemeyiz. 11-12 yaşına kadar çocuğun kullandığı dişler. Kalıcı dişlerin sağlığının anahtar faktörü süt dişleri. O yüzden her zaman şunu bilmek lazım. Yani korumak tedavi etmekten daha kolaydır, daha ucuzdur ve daha ağrısız ve acısızdır. O yüzden koruyucu uygulamaları pas geçtiysek veya daha az yaptıysak ne kadar bir sorun küçükken müdahale edilirse çocuk içinde, hekim içinde, aile içinde hem ekonomik olacak, hem daha ağrısız olacak, hem daha eğlenceli olacak. O yüzden düzenli yani ağrı olmadan hekimle tanışmak bizim için en çok istediğimiz özelliklerden bir tanesi. Peki koruyucu uygulama olarak neler öneriyorsunuz? Koruyucu uygulama çocuğun yaşına göre değişmek üzere ve çocuğun risk durumuna göre değişebiliyor. Mesela kliniklerde flor uygulaması olabilir. Başka değişik uygulama yöntemlerimiz var ama koruyucu uygulamalar her çocuğun yaşına göre, her dişlenme dönemine göre yani biz aslında herkesi bir birey olarak ele alıp biz yaptığımız olay çocuğun bir risk haritasını çıkartmak. Çocuk risk haritasını çıkartmak. Kimi çocuğu sadece yılda bir kez görmek dahi yeterliyken bazı hastaları 3 ayda bir muhakkak görüp ona koruyucu uygulamalar yapmamız gerekiyor. Bu aslında kişiden kişiye değişen bir uygulama. Ailelerin o yüzden muhakkak hiçbir sıkıntı olmasa dahi çocuklarını diş hekimlerine götürmeleri de son derece büyük fayda var. Yani çocukların en azından bir çürük risk haritasının ortaya çıkmasında fayda var. Yani bu neyi sağlar? Gereksiz koruyucu uygulamalar almasını sağlar bazı bireylerin. Bazıları da eğer eksik alıyorsa onları tam almalarını sağlar. O yüzden muhakkak erken yaşlarda diş hekimiyle tanışmak dediğim gibi son derece önemli. Hemen sosyal medyadan gelen sorulara bakmak istiyorum. Gülen Hanım demiş ki koruyucu uygulamalar yalnızca çocuklar için mi uygulanıyor? Yetişkinler için de koruyucu uygulamalar var mı diye soruyor. Var tabii yetişkinler için de. Mesela özellikle ortodontik tedavi gören yetişkin hastalarımız var. Onlar da aynı şekilde bu tür koruyucu. Çünkü ağızda çürük riskini artıran her şeyden sonra muhakkak bir koruyucu uygulama yapmak lazım. Yetişkinler de pek çok koruyucu uygulamadan faydalanabilirler. Ama bizim asıl hedef grubumuz çocuklar ama yetişkinler için de var tabii ki. Var tabii ki. Bir de flor uygulamaları var. Özellikle son dönemde okullarda yaygın. Ve aileler de bu konuda çok bilgi sahibi de değil. Yaptırmak gerekiyor mu gerekmiyor mu arada kalabiliyorlar. Bu konuda siz ne öneriyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmek lazım. Flor korkulacak bir element değil. Evet, flor'un uygun dozlarda kullanıldığı zaman son derece faydalı etkileri vardır. Yiyeceklerin içerisinde bile var. Yiyeceklerin çayda, kahvede, pek çok yeşil yapraklı bitkilerde, pek çok içme suyunda dahi flor'un olduğu saptanmış. Öncelikle flor ne demek? Yani bizim flora dişlerimize neden ihtiyacı var? Şöyle çok basitçe anlatırsak, çürüğü bilmek lazım. Çürük dediğimiz şey diş minesinden mineral çözülmesidir. Yani dişin minesi sert bir dokudur. İçinde pek çok mineral vardır. En çok ihtiyaç duyduğu mineralin tanesi flordur. Çürük dediğimiz olay bu mineral çözülmesidir. Mineraller çözüldükçe dişten de yavaş yavaş parçalar kırılmaya başlar. Biz işte bunu önlemek için ağız ortamında eğer flor olursa bu çözülen mineraller florla bir bağ oluşturup tekrar dişe doğru çökerler ve başlayan çürük prosesi durabilir. Yeni çürüklerin oluşumu engellenebilir. Hatta başlamış çürükler gerileyebilir bile. Ama burada kilit nokta şu. Her zaman her şeyde olduğu gibi doz önemli. Her şeyin fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi florun da fazlası zarar. Yani flor çok yüksek dozlarda aldığın zaman ölümcül de olabilir. Yani işte florla ilgili bir Google araştırma, Google'a girip search yapıldığı zaman yani Hitler'in bile insanları etkilemek için veya öldürmek için flor gazı kullandığı tarzında böyle hikayeler de vardır. Yani son derece yüksek dozlarda kullanırsa zararlı olabilir. Ama macunlara konulan flor miktarı zaten çocukların kilosuna göre ayarlanmış olur. Günde iki defa alması hiçbir sakınca yoktur. Gelelim yani okulda uygulanan flor dozuna gelecek olursak, okullarda da bize en çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi bu. Ben şöyle bir şey diyebilirim, yani ne tam yaptırın diyebilirim,
gönül rahatlığıyla ne de kesinlikle yaptırmayın diye. Yani bir kere flordan korktuğunuz için, florun bir zararından korktuğunuz için yaptırmamazlık yapmayın. Öyle bir korkmaya gerek yok. Ama okul uygulamaları gerçekten amacına ulaşabilir mi? Doğru şartlarda yapılabilir mi? Mesela çocuğun ağzı güzelce kurutulabilir mi? Onun daha sonrasında florun fazlasını tükürmesi sağlanabilir mi? Yutması engellenebilir mi gibi. Yani uygun ortamlarda sağlanamayacağı ile ilgili benim şüphelerim var. Ama eğer bir diş hekimine gitme imkanı olan, düzenli diş hekimi kontrolünde olan hastaların okullarda ekstradan flor yaptırmalarına gerek yok. Bunu çocuk diş hekimlerine yaptırabilirler. Ama çok daha böyle kırsalda yaşayan veya böyle diş hekimine gitme ihtimali olmayan bir insanlar muhakkak çocuklarına hiç olmazsa okulda da olsa flor uygulaması yaptırsınlar. Yani burada da yine kişiye göre yaptırın veya yaptırmayın ama burada kilit nokta yani florun bir zararı olduğundan değil, sadece yapma koşullarının uygunluğundan dolayı okulda yaptırma ve yaptırmamayı seçebilirler. Peki okulda yaptırdıktan sonra diş hekimine götürüp bir sıkıntı var mı diye onun etkinliğini algılamak çok zor ama biz şöyle yaparız. Eğer okulda yapıldıysa bir 6 ay içinde tekrar yapmayız genellikle. Bir 6 ay bekleriz ama burada dediğim gibi bazen çok çürük riski yüksek bireylerde 6 ay da beklemek 3 ay sonra tekrar flor uygulamasını yapabiliriz. Burada da yani insanlar şunu bilmesi lazım. Neden hep flor diyoruz? Yani günde 2 defa florlu diş macunu uygulama, bir de okullarda veya diş hekimlerinin uyguladığı flor. Çünkü flor şarj olabilen bir materyaldir. Yani şarj dediğimiz olayı biliyorsunuz. Yani ağızda belli bir kapasitesi var. Siz onu mesela tam seviyesi azalmaya başladığı zaman macunla fırçaladığınız zaman tekrar seviyesini yükseltiyorsunuz. O birazcık azalıyor. Siz yani floru sürekli şarj ediyorsunuz. Bizim uyguladığımız yüksek dozda flor da böyle bir depo floru gibi. Ağızda bir depo oluşturuyoruz. Bir flordan zengin bir rezervuar oluşturuyoruz. Böylece ağızda genel bir şey sağlıyoruz. Flor azaldığı zaman o devreye giriyor. Yani günlük flor uygulamalarıyla, diş macunlarındaki florlarla insanlar aslında ağızdaki flor rezervuarlarını dolduruyorlar, şarj etmiş oluyorlar. Böyle çürükten dişlerini koruma şansını artırmış oluyorlar. Evet. Önceden aslında florlu diş macunlar vardı ama artık insanlar birazcık daha flor olmayan diş macunlarına yöneliyor. Evet, ama doğru değil. Yok, hayır. Kesinlikle doğru değil. Yani çünkü dediğim gibi uygun dozlarda kullandığım zaman flor bizim için son derece aslında diş dostu, büyük bir ihtiyaç. Özellikle çocuklar için. Yani başlangıç çürüklerini durdurması, pek çok problemde yeni çürüklerin oluşmasını engellemesi açısından flor bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir yer. Ama dediğim gibi her hastanın aynı flor dozuna ihtiyacı olmayabilir. Yani hiç flor ekstradan, sen sadece günde 2 defa florlu bir diş macunuyla fırçalayıp çürüksüz bir ağza sahip olan bir çocukta ekstradan klinikte flor uygulamaya gerek yok. Ama bazı hastalara hem klinikte flor uygularız 3 ayda bir, hem de normalden daha yüksek dozda florlu diş macunları tavsiye ederiz. Yani bizim tavsiye ettiğimiz flor oranları da değişir. Kişiye göre değişir. Evet. Hemen sorularla devam etmek istiyorum. İnce Hanım sormuş. Torunum 8 yaşında ön üst dişleri çürük. Süt dişi olduğu için müdahale edilmeli ve düşmesini beklemeliyiz demiş. 8 yaş aslında daimi diş de olabilir. Yani kalıcı dişleri de olabilir. Genelde kalıcı dişler, ön dişler 7 yaşında değişir. Eğer ki hastamızın hani birazcık düşmesinde, diş değiştirmesinde gecikme varsa belki süt dişi olabilir. Yani çok büyük ihtimalle kalıcı dişlerin gelmesi çok çok yakındır. Yani o yine bir diş hekiminin görmesinde fayda var. Ama çok büyük ihtimalle bu yaşlarda genelde artık dolgun gibi işlemler yapmıyoruz da ya düşmesini bekliyoruz. Yani çekmekle çocukta çekim travmasıyla karşılaşmasını istemediğimiz için bizim tavsiyemiz böyle elma havuç gibi sert şeyleri ısırarak ön dişleriyle darbe almasını sağlamak, bir an önce düşmesini hızlandırmak olacaktır. Ama yine de hekime görülmesinde tabii de fayda vardır. Ben hemen çocuklarda diş fırçalama alışkanlığını sormak istiyorum. Hı-hı. Aslında birazcık ailede başlıyor değil mi? Ailelerden görüp taklit ederek yapıyorlar. Evet. Çocuklarda birazcık daha bu diş fırçalama alışkanlığını oturtmak için neler yapılabilir? Özellikle bir kere ailelerin çok iyi bir model olması lazım. Çocuklara hiçbir şeyi yap dememek lazım. Kendini önce kendiniz yapacaksınız. Sizden gördüğünü o yapacak. Çocuklar böyle çok fazla emir almaktan, komut almaktansa bir modeli örnek almayı tercih ederler. O yüzden ailelerin iyi bir rol model olmaları gerekiyor. Yine onları sevindirecek şeyler yapmaları lazım. Çocukların sevmediği bir şey oyun ortamından veya işte televizyon ortamından veya işte iPad'inden, bilgisayar başından kalkıp da lavaboya gidip fırçalamak. Bunu da şöyle yenebiliriz. Macununa, fırçasına çok az bir macun koyup onu da kılların arasına gömüp muslukta ıslatmadan tamamen kuru bir şekilde götürüp eline verebilirler.
Çocuk bulunduğu ortamda diş fırçalamaya başlar. Kendi ağzındaki tükürükle o belli bir seviye sonra köpürmeye başladığı zaman tükürme ihtiyacı hissettiği için tekrar gider lavaboya ve fark edecekler ki böylece çok daha uzun fırçalama süreleri elde edecekler. Çünkü çocuklar yaptığı işin başından kalkıp gittiği zaman bunu bir zaman kaybı olarak görüyorlar. Böyle bir yola gidebilirler. Onun haricinde onların sevecekleri karakterlerde diş macunları, fırçaları alabilirler. Yine şimdi Oral-B'nin çok güzel bir uygulaması var. Onu ailelere ben tavsiye ederim. Magic Timer diye bir uygulamaları var Oral-B'nin. Onu böyle platformlardan indirebilirler. Telefonlarına yükledikleri zaman çocuklara 2 dakika diş fırçalamayı teşvik eden bir uygulama. Böyle bir buzlu görüntüsü var ekranın. Çocuklar diş fırçalamaya başladığında buzlu görüntü çözülüyor ve arkasından bir çizgi film karakteri çıkıyor ve 2 dakikayı tamamladığı zaman çocuk kupalar kazanıyor. Böyle bir motivasyon, oyunlaştırıyor. Böyle bir motive edici bir programı var. Yani böyle şeyleri bulabilirler ancak böyle şeylerle motive edebilirler. Muhakkak işe yarayacaktır. Evet, kesinlikle çocuklar birazcık oyunla muhakkak alışıyorlar. Evet. Bir de peki diş fırçası seçiminde dikkat etmeleri gereken bir şey var mı? Sert ya da yumuşak olsun. Muhakkak yumuşak olsun. Evet, zaten biz toplumlar çok sert diş fırçalıyoruz. Evet, o yüzden mümkün olduğunca en yumuşak kıllara sahip fırçayı seçmelerini tavsiye ederiz. Fırçadaki kıl sayılarının fazla olması da önemli. Ona dikkat edebilirler. Çocukların ağzına uygun boyutta fırçalar. Yine çocukların kavrayabileceği gibi çocukların el manipülasyonuna uygun fırçaları tercih etmeleri gerekiyor. Yine en çok sorulardan bir tanesi işte yani motorlu diş fırçası, şarjlı diş fırçası, dönenler. Onu da yani çok çok mucizevi etkileri olmamakla beraber biraz daha fazla temizlikte daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Onu da yalnız çok küçük çocuklara kullanmalarını istemiyoruz ve ailelerin kontrolünde belki olabilir. Çünkü hızlı döner, diş etini zedeleyebilir. Acıtırsa bu da bir tepki yaratabilir çocukta. Diş eti kanamasına sebep olabilir. Evet. Yani o yüzden ailelerin kontrolünde ve uygun çocuklarda kullanımını tavsiye edebiliriz. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Flor uygulamasına birazcık geri döneceğim. Flor ve cila uygulaması. Evet, flor cilası. Evet, flor cila veya flor vernik. Zaten ailelerin evlere gönderilen, okulların evlere gönderilen formlarda böyle bir şey var. Flor cilası veya flor vernik uygulaması. Doz çok yüksek. Ediyor. Çok yüksek dozda. Dediğim gibi yani mesela bizim çocuklar, yani şuradan aileler şöyle bir örnek verebilirim. Çocuk diş macunlarında birim olarak 500 ppm flor olmasını istiyoruz biz. Bizim kullandığımız yetişkin macunlarında da ülkemizde 1450 ppm'e kadar florlu diş macunları var. Bu okullarda uygulanan flor jel veya flor cilası 22.600 ppm yani çok yüksek dozda bir flor içeriyor. Ama bu çok akışkan bir şey olmadığı için adı üzerinde cila, dişin üzerinde yapışıp kalıyor. Yani tükürükle çok fazla çocuğun yutma şansı yok. O yüzden çok yüksek diyoruz ama aileler korkmasınlar. Ama dediğim gibi yine de bunu dental ortamda, dental kliniklerde bir diş hekiminin yanında yapılması muhakkak daha iyi. Yani okul ortamında çok fazla bunu takip etme şansı olmayabilir. O yüzden bir tek okulda yapılmasını önermeyebiliriz. Ama son derece faydalı bir uygulama. O doza da aslında hekimler karar veriyor değil mi? Tabii o evet. O çünkü yılda bir veya iki kez yapılabilecek bir şey. Evet yani bir flor bombardımanına tutup bütün ağzı dediğim gibi flor rezervuarlarını doldurmak istiyoruz ki ileride bir ihtiyaç olduğu zaman flor rezervuarı o şekilde ağızda kalıyor. Yani bir asit atağında tam dişten dişin minesi çözüleceği esnada eğer ağızda yeterli flor varsa işte o flor orada devreye girip o minenin çözülmesini engeller ve diş çürüğünün oluşumunu engeller. Hemen sorularla devam etmek istiyorum. Facebook'tan gelen Cihan Bey demiş ki yeğenim 7 yaşında süt dişleri döküldü. Kalıcı dişleri çıkmaya başladı ama dişler çok aralıklı çıkıyor. Yerine oturur mu yoksa tel gibi çözümlere yönelmeliyim? 7 yaş çok erken. Yani büyüme gelişim süresince yani öyle bir vücudumuz öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki pek çok bize şu anda problem gibi görünen bu 7-8 yaşlarında karışık dişlenme döneminde pek çok sıkıntı aslında kendiliğinden düzeliyor. Yeter ki erken bir süt dişi çekimi olmasın, çocukta çürüğe bağlı bir diş eksikliği olmasın. Eğer hiçbir dişi erken kaybetmediyse bir çürüğü yoksa, eksik bir dişi yoksa çok büyük ihtimalle bütün o problemler düzelecek. Burada sadece kilit nokta ailede bir gelişimsel olarak bir çene bozukluğu olmaması. Eğer evet çene kemiğinde bir çok büyüklük veya çok küçüklük gibi bir sistemik bir hastalık yoksa sadece dişlerde görünen ufak tefek çarpışıklıklar olabilir veya aralıklar olabilir. Bunlar genelde kendi kendine çözülür ama muhakkak 7 yaşta uygun bir yaş yani muhakkak 7 yaşından itibaren de
Yani hem ortodonti uzmanı belki bir görüş almak için başvurulabilir ama tedavi için beklenecek yaş muhtemelen yine 11-12 olacaktır. Evet. Yine eğer genetiksel kalıtsal bir şey varsa, ailede varsa başlanabilir. Bazen başlanabilir. Bazen daha küçük yaşlarda da ortodonti başlanabilir. Ama dediğim gibi problem sadece dişlerdeki problemse 12 yaşında bekleriz. Ama kemikte problem varsa çene kemiğine daha erken başlamak gerekiyor. Evet. Peki yine bebeklerde görülen bir şeyi sormak istiyorum. Hı-hı. Diş gıcırdatma problemi çok fazla oluyor. Anneler evet. birazcık tedirgin oluyor. Acaba normal midir? Bir şey yapmak gerekiyor mu? Dişlere zarar verir mi? Vesaire muhakkak gibi. Verir. Siz neler öneriyorsunuz? Diş gıcırdatması işte bazen çocukların uyku alışkanlıklarıyla ilgili olabiliyor. Hı-hı. Yani çocuklar o diş gıcırdattığındaki sesiyle, o sesle uyumaya alışmış olabiliyor. Bazı araştırmacılar bunun anne karnındaki çocuğun duyduğu seslere yakın sesler olduğunu söyler. Yani ben çok kişi tecrübe etmiştir. İşte çamaşır makinesi, fön makinesi gibi yüksek gürültülü aletler çalıştırarak çocukları uyuturlar. Evet, evet. Bu da böyle bir şey olabilir. Araştırmalar bunu söylüyor. Daha biraz daha yaşı büyüdükten sonra çocukların stres faktörü işin içine giriyor. Yani günlük hayatında, okulunda, kreşinde stres yaşayan çocuklarda, ailesinde problem olan çocuklarda, sırt taşınan çocuklarda da veya ailesinden şiddet gören çocuklarda da biz böyle diş sıkması, gıcırdatması gibi problemleri görebiliyoruz. Bunları da çocuk uygun yaşa gelene kadar belki bir çocuk psikiyatrisi biraz daha büyüdükten sonra da gece plaklarıyla çözümü mümkün. Evet. Bir de okul döneminde özellikle okula başlayan çocuklar çok hareketli oluyorlar, evet. düşebiliyorlar. Evet. Dişleri kırılabiliyor yani yerinden çıkma değil de kırılabiliyor. Kırılma her ikisi anında, de olabiliyor. Evet. Özellikle yani en önemli şey çok hızlı bir şekilde bir çocuk diş hekimine ulaşmak. Bir kere bu çok önemli. Yani çevreden duyumlarla hareket etmemeleri lazım. Benim öyle çok hastam oldu. Yani işte mesela dişi yerinden çıkmış, hasta da dişi bulmuş ama mesela bir işe yaramaz diye getirmemiş, 3 gün sonra gelmiş. Halbuki dakikalar içinde gelse belki o dişi yerine biz yerleştirip kurtarabilirdik. Evet, yani ailelerin dikkat edeceği, özellikle diş kırıklarında bir an önce yani en steril şartlarda dişin herhangi bir tekrardan darbe almadan veya bir enfekte olmadan çok kısa sürede diş hekimine gelmeleri lazım. Burada diş yerinden çıktıysa, yani soketten tamamen çıktı, yere düştü gibi bir durum olduysa dişi çok fazla kökünden tutmadan sadece tepe kısmından tutup eğer üzerinde bir toprak gibi veya böyle bir pis bir şeyler varsa onu böyle birazcık yıkayıp su veya süt içinde muhakkak en kısa sürede diş hekimine götürmelerini söylüyorum. Asla bir peçeteye sarmasınlar, diş hiçbir zaman kuru olmasın, kök kısmından tutmasınlar, kökün üzerinde hala canlı dokular olacaktır. Dişi en tepe kısmından, dişin minesinden, beyaz kısmından tutmasını tavsiye ediyoruz ve muhakkak bir ıslak su olabilir ama tercihen süt. Süt gibi bir ortamda en yakın diş hekimine giderlerse bu diş çok kısa sürede eğer yerine yerleştirilirse ve diğer dişlere de bir bağlayabiliyoruz onları bir hafta. Bir hareketsiz bir ortam sağlıyoruz. Bu sayede de dişler yeniden yerine tutunabiliyor. O yüzden yani benim ricam travma vakalarında çok kısa sürede hekime ulaşmaları. Peki süt dişlerinde de aynı şeyi yapıyor musunuz? Süt dişlerinde yani ailelerde genelde hani nasıl olsa yerine yenisi çıkacak. Evet. O da yanlış bir düşünce muhakkak ama süt dişlerinde çok fazla yerine yerleştirme prosedürü yok. Yani çünkü süt dişinin hemen alt kısmında kalıcı dişler olduğu için düşen süt dişin tekrar yerine yerleştirirken kalıcı dişe zarar verme riski var. O yüzden süt dişlerinde daha çok kırık gibi veya yerinden oynamalar gibi sağa sola öne arkaya kaymalar gibi durumlarda yine erken müdahalede bizim onu düzeltip yerine oturtma şansımız var. Yani dediğim gibi her şeyin başı çok hızlı bir şekilde diş hekimine ulaşmak. Evet. O kırıklarda kalıcı dişlerin kırığında eğer yerine yerleştirilmezse diğer dişlerde de bir oynama vesaire olabilir mi? Zaten onun için ilk muayenede önce bir hasar tespitini yapıyoruz. Hangi dişlerde ne kadar bir problem var onu tespit ediyoruz. Kırık parça eğer yine kırık parça da getirebilirlerse evet kırık parçayı orijinal dişine yapıştırabiliriz. Veya başka eğer kırık parça ellerinde yoksa kendi dolgu malzemelerimizle onları restore edebiliriz. Yani mümkün olan dişe en yakın renk ve biçimde tekrar onu yerine koyabiliriz. Evet. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Çocuklarda diş hekimi korkusu çok fazla var özellikle. Evet, büyüklerde de var. Büyüklerde de var kesinlikle. Birazcık çocuklukta başlıyor. Tabii ki. Bunu yenmek için özellikle neler yapılabilir? Bunu ya da aileler neler yapabilir? Bunu yenmenin yolu çok çok basit aslında. İlk tanışma. Yani hekimle ilk tanışmanın ağrısız, acısız ve gözyaşısız olması lazım. Kesinlikle. Bunun yolu da
ağrısı yokken çocuğun ağrımadan bir uygun bir diş kliniğinde bir kere o da çok önemli. Yani sadece uygun bir hekime gitmekle değil, uygun klinik ortamına da gitmek lazım. Evet. Fiziksel şartlar. Yani ortamın çocuklar için olduğu belli olması lazım. Evet, çocuğun, dantik ödevde olduğu gibi evet, aslında çocuğun, oyun park alanları evet, var. Kendini orada özel hissetmesi lazım. Orada kendini daha ayrımcılıklı muamele yapılacağını bilmesi gerekiyor. Ve çocuklarda her zaman şu var, çünkü bir güven ilişkisi. Çocuk öncelikle tanıdığı, güvendiği yere ve insana gitmek ister. O yüzden ağrılar başlamadan rutin kontrollerde eğer hekimlerini ve gidecekleri yeri seçerlerse ve oraya giderlerse ağrıdığı zaman da çocuk giderken kafasında bir sürü soru işaretleri oluşmaz. Nereye gideceğini, kimle muhatap olacağını bilir. O zaman kaygıları azalır. Yani sevdiği bir insana daha rahat kendini teslim edebilir. Yeri gelir ki çocuk çok sevdiği, güvendiği bir insana kendi canını acıtsa bile ona katlanabilir. Yani çocukların çok değişik bir güven ilişkisi vardır. Kesinlikle. Bu güven ilişkisini sağlamak ve ilk tanışma seansını mümkün olduğunca travmasız atlatmak işte gelecekteki diş hekimi korkusunu önlemenin en büyük yolu. Ailelerde birazcık bunun normal bir şey olduğunu, hani kendilerinin de istediklerini çocuklara evet. anlatmaları gerekiyor. Yani hem ona anlatmaları gerekiyor hem de evde böyle çok korkulu diş hekimi hikayeleri anlatmamaları gerekiyor. Yani kendi başlarından geçen kötü deneyimleri. Çocuklar inanılmaz dinliyorlar. Ve yani hiç unutmuyorlar. Hiç unutmuyorlar ve onu bire bin katarak hafızalarını da geliştiriyorlar. Yani çocukların yanında ne konuştuklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çocukları asla diş hekimiyle, iğneyle, doktorla korkutmamaları gerekiyor. Kendi kötü tecrübelerini onlara aşılamamaları gerekiyor. Birazcık da gelmeden önce hazırlamaları gerekiyor. Öyle velilerimiz de var. Onlar çok gerçekten hem eğitici videoları izletiyorlar. Yani daha önceden gelmedikleri için aslında benim biraz önce dediğim şeyi yapıyorlar. Yani bir diş hekimi muayenehanesinde neler var? Onları çocuklarına gelmeden videolarla izletiyorlar. Çocuktaki şaşkınlık ve korku stresini yavaş yavaş azaltmak için yapıyorlar bunu. Çocuklar da zaten evde izlediği şeyleri burada görünce çok fazla şaşırmıyor. Evet ve hazırlıklı gelmiş oluyorlar biraz da. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Bütün sorularımıza yanıt aldık. İzleyicilerimizden gelen sorulara da yanıt aldık. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Bugün Dantek Ademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeydik. Çocuk Diş Hekimi Yardımcı Doçent Doktor Barış Karabulut hocamız yanımızdaydı. Çocuklarda ağız ve diş sağlığında nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve aynı zamanda flor uygulamalarını da konuştuk. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu yayını aynı zamanda Instagram ve Facebook'tan da izleyebileceksiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.